Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim'den müstakil bir sureyi, İnşikak suresini değerlendireceğiz. İze semâun şakkat ile başlayan sureyi değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İze semâun şakkat, sema inşikak edip yarıldığında ve ezinet li rabbihâ ve hukkat, Rabbine kulak verip Rabbinin emrini dinleyip gerekeni yaptığında ve izel ardu müddet, arz yayıldığında, dümdüz hale geldiğinde ve elgat ma fiha ve tahallet, kendisinde olanları üzerinden atıp tamamen boşaldığında ve ezinet li rabbiha ve hukkat, Rabbine bu şekilde kulak verip Rabbinin emrini dinleyip gerekeni, bildirilen emirleri yerine getirdiğinde. İşte bunlar olduğunda artık kıyamet kopmuş olacak. Değerli izleyenlerim, sema üzerimizde bir gök kubbe. Şu anda bizleri muhafaza ediyor. Evimizin nasıl ki tavanı var, tavan sıcaktan soğuktan bizi koruyorsa, gök kubbe de uzaydan gelen taşlardan ve uzaydan gelen zararlı ışınlardan bizleri koruyor. Ama gün gelecek, gök kubbe çatlayacak. Gök kubbe yarılacak ve artık şu dünya sona ermiş olacak. Dünya hayatı bitecek, kıyamet kopacak. Bunun göstergelerinden birisi üzerimizdeki semanın yarılması. Ve burada semanın Cenab-ı Hak'tan gelen emirlere kulak vermesi ve dinlemesi ifade ediliyor. Yani arz ve sema zaten başta da Allah'tan gelen emri dinlemişlerdi. Allahu Teala ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِ الْاَرْضِ اِتِيَا طَوْاً اَوْ كَرْهَا قَالَتَ اَتَيْنَا تَعِئِينَ. Yani Allah sonra semaya müteveccüh oldu ve onu tanzim etti. Sonra arza ve semaya, ey arz, ey sema, ister istemez gelin, yokluktan varlığa çıkın dedi. Arz ve sema, yani gök ve yer, onlar da eteyne ta'in dediler. Yani biz severek, isteyerek geliyoruz. Senin emrine boyun eğiyoruz dediler. Aslında bütün varlıklar Allah'ın emirlerini yerine getirir. İşte sema Allah'tan emir geldiğinde inşikak edecek. Arz Allah'tan emir geldiğinde şiddetli bir sarsılışla sarsılacak. Ve üzerinde ne varsa, üzerinde diyelim dağlar var, dağlar un ufak olacak, kaybolup gidecek ve böylece yeryüzü dümdüz bir hale gelecek. Ya eyyühel insan, ey insan, inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan femülâgîhî. Sen Rabbine doğru çileli bir yolda gidiyorsun, sonunda ona kavuşacaksın. İnsan şu dünyada gurbettedir. İnsan asıl itibariyle, Hazreti Adem itibariyle ele aldığımızda cennette yaratılmıştır. Şu anda dünya hayatında o yitik cennetin sevdalısıdır. Ve oraya namzettir. Orayı kazanmak için gönderilmiştir. Ama bunun için bir mücadele vermesi gerekir. Bunun için bir imtihan eleğinden geçirilmesi gerekir. Ve bu iş çilelidir. Bu işin meşakkati vardır. İnsan gerçekten şu dünya hayatında pek çok zahmetler, sıkıntılara maruz kalmakta ve ona göre hayatı çilelerle, sıkıntılarla devam edip gitmektedir. Ve netice itibariyle ölüm gelecek, insan Rabbine kavuşacaktır. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ. Ama her kim kitabı sağından verilirse فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا. İşte bu kimse kolay bir hesapla hesaba çekilecektir. Burada hisaben yesira, kolay bir hesapla hesaba çekilmek, nazarı af ile, yani onun affedilmesi nazarıyla Cenab-ı Hakk'ın onu hesaba çekmesi. Elbette inceden inceye bir hesaba çekilecek olsa onun da çok kusurları çıkabilir. Ama Allah-u Teala rahmetiyle tecelli edecek ve onun aslında epey kusurları, eksikleri olmakla beraber o eksikleriyle, kusurlarıyla beraber onu kabul edecek, lütfuyla cennetine alacaktır. Ve yengalibu ile ehlihi mesrura, bu mesrur bir şekilde
ehline doğru gider. Ve اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ زَهْرِهِ Ama her kim amel defterini arka tarafından alacak olursa فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا Bu kimse ey felaket, ey ölüm neredesin gel, gel de beni kurtar diye feryat eder. Burada subur helaketi ifade ediyor. Bir kimse dehşetli bir helakete maruz kaldığında ey ölüm gel diye adeta ölümü arar ve ölümü temenni eder. İşte diğer alemde de o insan cehennemlik olduğunu öğrendiğinde keşke ben hiç olmasaydım veya toprak olsaydım gibi temennilerde bulunur. Ya leyteha kânetil gâdiye, keşke ölümle her şey bitseydi tarzında temennilerde bulunur. Ve yasle saira ve bu kimse o şiddetli ateşe, cehennem ateşine girer. İnnehu kâne fî ehlihi mesrura, şüphesiz o şu dünya hayatında ehli içinde, yani gerek ailesi gerek kendi fikrinde olanların içerisinde mesrur idi. Yani lezzet için yaşıyordu. Ahireti hiç hesaba katmadan, ahiret için herhangi bir yorgunluğa katlanmadan, herhangi bir çileye katlanmadan kendi keyfine göre yaşıyordu. Günümüzde hedonizm denilen zevkçilik felsefesi mensuplarının genel görünümü budur. Ve bunların nazarında cennet de cehennem de bu dünyadadır. İşte eğer dünyada karnın tok, sırtın pekse, maddi imkanların varsa cennettesin, değilse cehennemdesin. Böyle değerlendirirler. Ve bunlar tek gözlüdür. Sadece maddeyi görürler. Sadece dünyayı görürler. Ve bunlar gerçekten çok zevk aldıklarını zannederler. Çünkü zevk için yaşıyorlar. Ve her şeye zevk zaviyesinden bakıyorlar. İşte cehenneme atılan bu kimse dünyada kendi ehli içinde, kendi yandaşları içinde sürur içerisindeydi. Mesrur idi. İnnehu zanne ellen yahur. Ve bu kimse Allah'a dönmeyeceğini sanıyordu. Bir takım inkılaplardan geçip de sonunda ahirete gidecek, bunları hesaba katmıyordu. Bele, hayır. İnne rabbehu kâne bihi basira. Doğrusu onun Rabbi onu görmekteydi. Yani o kimse her an Allah tarafından cezalandırılabilecek bir durumdaydı. Ama Allah yine de mühlet verdi, süre verdi. Dünya bir imtihan meydanı olduğundan imtihan esnasında ona ceza vermedi. Zaman zaman bir takım musibetlerle uyarıda bulunduysa da bütün cezasını dünyada vermedi. Ama Rabbi onu görüyordu. Fela uksimu bişşafak. Hayır, iş onların zannettiği gibi değil. Şafaka yemin ederim. Şafak, Türkçe'de daha çok sabahın fecir vakti, aydınlanmaya başladığı vakit gibi kullanılıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'deki kullanımında şafak, akşamın kızıllığı. Yani o akşamın o başlangıç vaktine, o kızıllık vaktine yemin ederim. وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ Geceye ve gecenin kapladığı şeylere, gecenin karanlığı, gecede meydana gelen şeyler, onlara yemin ederim. وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقْ Dolunay haline geldiğinde aya yemin ederim. Allah-u Teala üslup itibariyle Kur'an-ı Kerim'de bir takım şeylere yemin ediyor. Bu yemin edilen şeyler insanları gaflet uykusundan kurtarmak için. Yani şafak, işte akşamın kızıllığının çökmesi. Nasıl ki gün bitiyor, ardından akşam vakti oluyor, bir kızıllık afakı kaplıyor. Onun gibi gün gelecek, şu dünya hayatının da bir akşam vakti olacak. Kıyamet akşam vakti kopacak. Bu manada değerlendirilebilir. Yani artık şu dünya hayatı sona erecek. Ve ardından bir karanlık çökecek. Ama ardından ay, hem de dolunay halini alıyor ve aydınlatıyor. Leterkebunne tabakan an tabak. Elbette siz tabakadan tabakaya, bir halden başka bir hale, değişik hallere maruz kalacaksınız. Burada insanlığın belki semavi alemlerde de, yukarı alemlerde de
bir katmandan diğer katmana geçebilmesine bir işaret var denilebilir. Çünkü Rahman suresinde de göklerin ve yerin aktarından söz ediliyor. Eğer gücünüz yeterse göklerin ve yerin sınırlarından, aktarından çıkın deniliyor. Semanın sınırlarından çıkamayız ama arzın sınırlarından aya kadar gidebildik. Mars'a kadar araç gönderebildik. Allah-u Teala burada aya da yemin etmiş olmasıyla belki aya çıkılmasına bile bir işaret tarzında bu görülebilir. Bu manada değerlendirenler olmuştur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakan yönüyle leterkebenne şeklinde bir okuyuş var. O okuyuşa göre ise ey peygamber elbette sen tabakadan tabakaya geçeceksin. Yani Miraç olayında semanın katmanlarını geride bırakacaksın. Birinci sema, ikinci sema, üçüncü sema, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci sema gibi sema tabakalarını, semanın katmanlarını geride bırakacaksın. Ta Sidretül Müntaha'ya varacak ve huzur-u kibriya ile müşerref olacaksın. Bu manalara bir işaret de görülebilir. Bizlere bakan yönüyle ise, normalde şu anda bizlerin kıraatında bu hepimize bakan ifadeyle zaten gelmiş. İnsan tabakadan tabakaya, bir halden başka bir hale, haller içerisinde çevriliyor. İşte ana rahminde başlıca 6 merhaleden geçiyor. Şu dünya hayatında yine bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık, ölüm gibi değişik merhalelerden geçiyor. Hayatının her tavrında insan bir merhaleden geçmekte ve böylece tabakadan tabakaya, bir oluştan başka bir oluşa, şu kevn-ü fesat aleminde insan tavırlardan, devirlerden geçmekte. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Yani o kadar iman etmelerini gerektiren durumlar varken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? وَاِذَا قُرِيَ عَلَيْهُمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Kendilerine Kur'an okunduğunda secdeye varmıyorlar. Bu secde ayetlerindendir. Bir kimse bunu okuduğunda veya dinlediğinde secde etmesi gerekiyor. Ehli iman olarak bizler Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini yerine getiriyoruz. Namazlarımızda secdeye varıyoruz. Bunları okuduğumuzda yine secdeye varıyoruz. Belillezine keferu yükezzibun. Doğrusu o inkar edenler yalanlıyorlar. Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Vallahu a'lemu bima yu'un. Halbuki Allah onların içlerinden neler geçirdiklerini, gizli niyetlerinin neler olduklarını en iyi bilendir. Febeşşirhum bi'azabin elim. İşte onları elim bir azapla müjdele. Aslında müjdelemek iyi şeyler için olur. Kur'an-ı Kerim'de kafirlerle alakalı böyle müjdelerin verilmesi bir tehekküm üslubudur. İnceden inceye bir alaydır. Ve işte bütün yaptığınızın neticesi bu oldu, karşılığı bu oldu. Siz mutluluk peşindeydiniz, dünyada lezzetin peşindeydiniz. Alın size lezzet, alın size cehennem azabı. Bu böyle bir üslupla kendilerine anlatılıyor. İllellezine amenu ve amilus salihat. Ancak iman eden, salih amel işleyenler böyle değildir. Buradaki istisna hem munkatı hem de munfasıl olabilir. Yani o kafirler içinden iman edenler çıkar. Onların durumu farklıdır. İman edip salih amel işleyenler lehum ecrun gayru memnun. Onlar için hiç bitmeyecek büyük bir mükafat vardır. Veya buradaki istisna munkatı olduğunda ehli iman onlar gibi değildir. Ehli küfür anlatıldı. Ehli küfür cehenneme girecek. Dünyada lezzetin peşinde koşan bu insanlar diğer alemde cehennem ateşiyle azaplandırılacak ve onlara tadın bakalım bu azabı denilecek. Bu şekilde cezalarını görecekler. Ancak ehli iman olanlar, sadece imanda değil, iman ve salih ameli cem edenler. Yani hem inanacak hem de inancının gereğini yerine getirecek. Böyle olanlar işte onlar için bitmeyecek bir mükafat vardır. Şu dünyada insan bir takım mükafatlar elde edebiliyor. Ama diğer alemde insanlara verilecek olan ehli iman
salih insanlara verilecek olan mükafat bitmeyecek bir mükafattır. Daimi bir mükafat, ebedi bir mükafattır. Çünkü oradaki hayat ebedi bir hayattır. Böyle olunca insana düşen şu dünya hayatını iyi değerlendirmek, geçici makamlara, geçici mertebelere gönül bağlamak yerine asıl Allah katındaki derecelere, cennetteki mertebelere ulaşmaya çalışmaktır. Cenab-ı Hak bizleri şu dünya hayatını en iyi bir şekilde değerlendiren bahtiyarlardan eylesin ve dünyamızdaki bize verilen fırsatları, zaman sermayesini, kabiliyetleri en iyi bir şekilde değerlendirmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.